Merhaba arkadaşlar Bugün size mutlak değerden bahsedeceğim. Mutlak değerin matematikteki genel anlamı uzaklık demek. Bu uzaklığı şöyle adedebiliriz. Bir sayının sıfır'a olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. Bu isterseniz sayı doğrusu üzerinde olabilir isterseniz r karede kartezyen düzlemde olabilir. isterseniz re küpte, 3 boyutta olabilir ama sıfıra başlangıç noktasına orijine olan uzaklığa, o sayının mutlak değeri deniyor. Bir a sayısının sıfıra olan uzaklığını mutlak a ile aynı mantıkla bir sayının negatif bir sayının b sayısının sıfıra olan uzaklığını mutlak b ile gösteriyoruz. Mutlak değerde uzaklık kavramı olduğu için uzaklık asla negatif olmaz. En küçük alabileceği değer sıfırdır. Misal, İstanbul'un Ankara'ya olan uzaklığını ya da Ankara'nın İstanbul'a olan uzaklığını düşünürsek, ortalama 500 km dersek, o zaman Ankara-İstanbul arası mutlak değerce 500 km'dir. İsterseniz buradan oraya gidin, isterseniz oradan buraya gelin, Fark etmez. Biz genel olarak bir sayının mutlak değerden nasıl çıktığını ve işlemleri nasıl dahil olduğunu düşüneceğiz. Temel kavram mutlak değerin en küçük değerinin sıfır olduğunu her zaman ya da pozitif değere sahip olduğunu bilmek. Eğer birilen sayımız pozitifse mutlak değerden hiçbir şeye uğramadan direkt çıkabiliyor. Sayı sıfırsa mutlak değerden yine aynı şekilde çıkabiliyor. Ama negatif sayılar mutlak değerden çıkarken başlarına bir eksi alıp pozitif hale dönüşüyorlar. Mutlak değerle ilgili bazı özel Likler var. Sorular içerisinde de çok fazla kullanacağımız a eksi b'nin mutlak değeri ile b eksi a'nın mutlak değeri birbirine eşittir. Biraz önce söylediğim gibi Ankara'nın İstanbul'un uzaklığıyla İstanbul'un Ankara'ya olan uzaklığı eşittir. Mutlak değer a çarpı b ayrı ayrı mutlak a çarpı mutlak b şeklinde yazabiliriz. Ya da mutlak a bölü b ifadesi eşittir. Mutlak a bölü mutlak B şeklinde yazabiliriz. Ama burada B'nin sıfırdan farklı olduğunu unutmayalım. Üçgen eşitsizliği dediğimiz iki sayının mutlak değerinin toplamı ayrı ayrı mutlak değerlerinin toplamından küçük eşittir. Şimdi biz bu bilgiler çerçevesinde sorularımıza geçecek olursak şöyle bir soruyla başlayabiliriz. Mutlak değer eksi 8 eksi mutlak değer eksi 6 bölü mutlak değer eksi 2 bir de başında eksisi var. İşleminin sonucu kaçtır dedi. Eksi 8 negatif bir sayı. Mutlak değerden çıkarken başına bir eksi alıyor. Artı 8 oluyor. Eksi 6 negatif bir sayı. Yine başında bir eksi alıp artı olarak geçiyor. Ama işlemden dolayı tekrar eksi oldu. Mutlak değer eksi 2 ifadesi dışarıya artı 2 diye çıktı. Bir de başındaki eksiden dolayı eksi 2 oldu. Yukarısı 8 eksi 6, aşağısı eksi 2. İşlemimiz sonucu eksi 1 olarak buluruz. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Buradaki sorumuzda mutlak değer içerisinde sayılar verilmiş ve sayıların birbirleriyle kimin daha büyük, kimin daha küçük olduğunu sıralamamızı istiyor. Ona göre de işaretlerini inceleyeceğiz. Mutlak değer içerisinde kök 13 eksi 5 artı mutlak değer içerisinde kök 13 eksi kök 10 artı mutlak değer içerisinde 2 eksi kök 10. Kök 13 ile 5'i kıyaslayacak olursak 5 sayısı kök 25. Kök 25 kök 13'ten daha büyük bir sayı. O zaman kök 13 eksi kök 25 olarak düşünsek ya da kök 13 eksi 5 sayısı negatif bir sayıdır. Mutlak değerden çıkarken başına bir eksi alır. Eksi ile çarparsak eksi kök 13 artı 5 şeklinde dışarı çıkar. Diğer sayıya geçelim. Kök 13 ile kök 10'u kıyaslayacak olursak. Kök 13 daha büyük bir sayı. O zaman bu ifademiz pozitif bir ifadedir. Dışarı aynen çıkar. Kök 13 eksi kök 10 şeklinde. 2 ile kök 10'u kıyaslayacak olursak. 2'nin karşılığı kök 4'tür. Kök 4 kök 10'dan daha küçük bir sayıdır. O zaman ifadenin içerisi negatif. Yani başına bir eksi alacak ya da eksiyle çarpacağız. Eksi 2 artı kök 10 şeklinde. Kök birbirini götürür. Kök onlar birbirini götürdü. 5 eksi 2'den işlemimizin sonucunu 3 olarak bulabiliriz. Genelde kitaplarda çok karşılaşacağımız bir soru tipi, bir sıralama verilmiş. Bu sıralamadan yola çıkarak ifadesinin eşidi kaçtır şeklinde sorulmuş. Bu sorumuzda a küçüktür, b küçüktür, 0 olmak üzere. Yani a ve b negatif sayılar a'nın da b'den küçük olduğunu biliyoruz. Mutlak değer içerisinde a eksi b artı mutlak değer içerisinde b a artı mutlak değer içerisinde a artı b ifadesinin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi matematikte büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitiftir. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatiftir. Sayıların negatif pozitif olması önemli değil. Önemli olan büyüklüktür. Buradaki sorumuzda A sayısı B sayısından küçük. O zaman A eksi B ifadesi negatif bir ifade. B eksi A ifadesi pozitif bir ifade. A artı B ifadesi iki tane negatif sayının toplamı olduğu için negatiftir. O zaman A eksi B negatif olduğu için başına bir eksiyle alarak yani eksiyle çarpılarak çıkarsa eksi A artı B. B eksi A pozitif olduğu için dışarıya aynen B eksi A olarak. A artı B negatif bir sayıydı. Negatif ifadeler başına eksi aldılar. Eksi a, eksi b. B'lerin birer tanesi gitti. 3 tane eksi a'mız var. O zaman b eksi 3 a olarak sonucu bulabiliriz. Şimdi başka bir soruya geçelim. 3 a artı b ifadesi en küçük değeri aldığında. Tabi mutlak değer içerisinde 3 a artı b ifadesi en küçük değeri aldığında. 2 a eksi b bölü 3 a'nın sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bir mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır. O zaman mutlak değer içerisindeki ifademizi sıfır eşitlersek 3a artı b eşittir sıfır, b eşittir eksi 3a olarak bulabiliriz. Bunu bizden istenilen ifadede yerine yerleştirirsek 2a eksi b bölü 3a ifadesi eşittir. 2a eksi eksi 3a bölü 3a şeklinde 5a bölü 3a. Buradan da a'ları sadeleştirirsek 5 bölü 3 olarak Olabiliriz. Yeni bir soruyla devam edelim. Sorumuzda diyor ki A, B'den farklı olmak üzere mutlak A eşittir mutlak B. İçin 8A artı 5B eksi 3A bölü B eksi A ifadesi kaçtır? Mutlak A mutlak B'ye eşitse ya A, B'ye eşittir ya da A eksi B'ye eşittir. Sorunun başında A'nın B'den farklı olduğunu söylemiş. O zaman biz a yerine eksi b ye koyarsak eksi 8b artı 5b eksi 3 çarpı eksi b bölü b eksi eksi b yukarıdaki işlemi yaptığımız zaman 0 aşağısı 2b geldi 0 bölü 2b eşittir 0 olarak sonucu bulabiliriz. Şimdi mutlak değerle ilgili başka bir sorumuza geçelim. Bize bir ifade verilmiş, a mutlak değer içerisinde a eksi 4 eşittir 6, mutlak değer içerisinde b artı 2 eşittir 8 olduğuna göre a artı b'nin en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Sorumuzda mutlak değer içerisinde a eksi 4 6 eşitlenmiş. Bir şey mutlak değerce 6'ya eşitse o ya 6'dır ya da eksi 6'dır. O zaman A eksi 4 eşittir 6 dersek A'yı buradan 10. A eksi 4 eşittir eksi 6 dersek A'yı buradan eksi 2 olarak buluruz. A'nın iki tane farklı değeri çıktı. Benzer bir mantıkla mutlak değer B artı 2'yi 8'e eşit dersek B artı 2 eşittir 8 deyip B'yi 6 olarak B artı 2 eşittir eksi 8 deyip B'yi eksi 10 olarak buluruz. Sorumuza dönersek A artı B'nin alabileceği en küçük değer sorulmuş. A'yı eksi 2, B'yi de eksi 10 alırsak sonucumuz eksi 12 olarak buluruz. Şimdiki sorumuzda mutlak değerin özelliklerinden bir tanesi. Yani iki mutlak değerin içlerinin çarpımının ayrı ayrı çarpımlarına eşit olduğunu kullandıran bir soru tipi. Bu soruda mutlak değer A artı mutlak değer içinde eksi 2A artı mutlak değer 3A eşittir 12 olduğuna göre A'nın alacağı değerler çarpımı kaçtır diye sorulmuş. O zaman biz ifadeyi parçalayacak olursak mutlak değer A artı mutlak değer eksi 2 mutlak değer A artı mutlak değer 3 çarpı mutlak değer A eşittir 12 deriz. 1 mutlak A, 2 mutlak A, 3 mutlak A toplam 6 mutlak A eşittir 12 Mutlak A eşittir. 2 bulduk. O zaman A ya 2'dir ya da eksi 2'dir. A'nın alabileceği değerler çarpımı soruluyor. Eksi 4 olarak bulabiliriz. Bu sorumuzda mutlak değeri içinde bir mutlak değer daha var. Ve işlemin sonucunu 4'e eşitlemiş. X'in alacağı değerler kümesi nedir? Çözüm kümesi nedir? Şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi ifademizi... Eşitliğini bir sayısal değer olarak 4'e eşitlediğine göre içerideki ifade yani mutlak değer x artı 1 eksi 3 ifadesi ya 4'tür ya da eksi 4'tür diyebiliriz. Bu tarafı çözecek olursak mutlak değer x artı 1 eksi 3 eşittir 4 mutlak değer x artı 1 eşittir 7. Mutlak değer x artı 1 7 eşitse x artı 1 ya 7'dir ya da eksi 7'dir karşımıza x eşittir 6 ve x eşittir eksi 8 değerleri çıkar. Diğer durumu düşünecek olursak mutlak değer x artı 1 eksi 3 eşittir eksi 4. Mutlak değer x artı 1 eşittir eksi 1 olarak bulduk. Baştan beri söylediğimiz en önemli cümle mutlak değer eksi olmaz. O zaman bu ifade mutlak değer x artı 1 ifadesi eksi 1 e eşit olmadığı için buradan bir x değeri bulamıyoruz. O zaman çözüm kümemizde 6 ve sadece eksi 8'den oluşuyor. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi son sorumuzda şöyle bir şey soruyor. Mutlak değer içerisinde x eksi 3 eksi mutlak değer içinde x eksi 7 ifadesinin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şöyle düşünebiliriz. Sonuçta iki tane mutlak değerin birbirinden çıkartma işlemi. Birinci ifadeye a dersek, ikinci ifadeye b dersek a eksi b ifadesini soruluyor. A eksi B ifadesinin çoğalmasını veya küçülmesini düşünürsek en çok değerine sorulursa mutlak değerde bir ifadenin alabileceği en büyük değeri mutlak bir ifadenin en büyük değerini bulmak mümkün değilken ama mutlak değer bir ifadenin en küçük değerinin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman A eksi B ifadesi olarak düşünürsek yani B'yi küçültürsek B dediğimiz mutlak değer x eksi 7 oluyor. X yerine 7 verdiğimiz zaman en küçük değeri ulaşıyor. O zaman X yerine 7 verdiğimiz zaman A-B ifadesinin otomatikman en büyük değerini bulmuş oluruz. Buradan da X yerine 7 yazarsak 7-3'ün mutlak değeri eksi 7-7 eşittir dersek işlemlerimizi yaptık. En çok değeri 4 olarak bulduk. Diğer bir mantıkla. Bir mutlak değerden bir mutlak değerin çıkartma işleminin küçülmesini istiyoruz. En az değerini istiyoruz. En az değerini bulmak için bu sefer A ifadesini küçültüp B ifadesini büyütmemiz gerekiyor. Bir mutlak değerin alabileceği minimum değer sıfırdır. O zaman x'e 3 verdiğimiz zaman a ifadesi sıfırlanır. B ifadesi eksi 4 olarak o zaman a eksi b ifadesi en az eksi 4 olarak buluruz. İfadenin başına döndüğümüz zaman mutlak değer x eksi 3 eksi mutlak değer x eksi 7 ifadesinin en küçük değerini eksi 4 en büyük değerini artı 4 olarak bulduk. O zaman 4 pozitif 4 negatif bir de 0 var toplam 9 değeri vardır. Arkadaşlar bugün konumuzda mutlak değerden bahsettik. Mutlak değerin en temel konusunun uzaklık olduğunu ve uzaklığın asla negatif olmayacağını her zaman sıfırdan büyük eşit olacağını gördük. Burada çözdüğümüz sorular yeterli değil. Muhakkak çözümlerinizi kendi kitaplarınızdan, sorularınızdan devam ettirmeniz gerekiyor. Tekrarlamanız gerekiyor. Bol bol örnek çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.